dakika. Burası Ferit'in ofisi değil mi? Biz niye buraya geldik? Çünkü o testi ben hazırladım. Oğlum, verin oradan bir eko da sonsuza kadar yankılansın kankam. Ay Ferit, Allah iyiliğini versin. Ödümüzü kopardın. Ay Ferit, yani oradan böyle aniden fırladın. Deli misin sen? Evet Selda, deliyim. Gözü kara deliyim. Yakarım, Roma'yı da yakarım. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir şarkı vardı. Bir de bu şarkıyı söyleyen bir oğlan vardı. Neydi adı? Ha, Keman. Keman değil, Kenan, Kenan. Evet, evet. Hı. Keman uzak doğulu. Uzak doğulu değil, sadece doğulu. Kes kız. Demek gerçek aşk testine girmek istiyorsun. Hı hı. Ama unutma yavrum, gerçek aşk testisi gerçek aşk yolunda kırılır. Önce sözleşmeyi imzalaman lazım. Aa, bu ne? Bu, eğer testi geçemezsen kurbağaya dönüşeceğini kabul ettiğin belge. Selda'cığım, hoş geldin. Bu seninle 32. ayrılığımızın 541. yıl dönümü hayatım. Ciddi misin? O kadar oldu mu? Aman aman, çok güzel. Daha nice 541. yıllara. Hadi teste geçelim. Öf be Melda. Yani limon sıkmasan olmaz. Yavrum, gerçek aşk testi 3 aşamadan oluşuyor. Üçü de birbirinden zor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman geç perdenin arkasına. Ayşegül, bol şans. Ayşegül, yüreğinin sesini dinle. Sevgili seyirciler, gerçek aşk yarışmasına hoş geldiniz. Şimdi alkışlarınızla ilk seçicimizi çağırıyorum. Ayşegül! Oturabilirsin canım, evet. Hoş geldin yavrum. Hoş. Selimlerimize bir merhaba de. Selimleri mi? Evet yavrum, paravanın arkasında 3 tane Selim var. Ancak bunlardan bir tanesi gerçek Selim. Ve sen o Selim'i buldun buldun. Bulamadın, bırak bırak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. İyi de Ferit enişte, sen kurbağa sesi yaptın, tavuk şarkısı söylüyorsun. Tamam canım, detaylarda kaybolmayalım, evet. Sen Selimlerine bir merhaba de. Tamam. Merhaba birinci Selim. Merhaba. Merhaba ikinci Selim. Ne haber? İyi. Merhaba üçüncü Selim. Hoş geldin Ayşegül. Kızım bırak bu üçüncü Selim padişah numaralarına hiç girmeyelim. Tek bir soru sorma hakkım var. Tek soru. Evet, tek soru. 5 saniye süren var, süren başladı. 3-4-5 süren dolu canım, ne ben çok... soruyorum. Evet beyler, Selimler duyabiliyor musunuz beni? Evet. Güzel. En sevdiğiniz üçgen. Üçgen mi? Tamam yavrum, süren doldu. Sen sormadın, ben sordum. Bu kadar basit. Bu cevaplara göre doğru Selim'i buldun buldun. Bulamadın. Biliyorum biliyorum biliyorum. Kıt kıt kıdak, yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Tamam. Evet arkadaşlar, cevaplarınızı bekliyorum. Dik üçgen. Ben hayatım boyunca hep başımı dik tuttum. O yüzden dik üçgen. Enteresan, alkış. Bir saniye. Geniş açılı üçgen. Hem benim çevrem çok geniştir. Bütün ünlüleri tanırım. Enteresan. Eşkenar üçgen. Çünkü nereden bakarsan bak kenarları eşittir. Bende de biraz simetri hastalığı var galiba. O yüzden eşkenar üçgen. Evet evet, buldum buldum buldum. Üçüncü Selim. Çünkü benim Selim'imin simetri hastalığı var. Çatlısın bildin. Tak tavuğu. Evet Ayşegül'ü tebrik ediyorum sevgili seyirciler. Dostluk kazandı. Dostluk her zaman çok önemlidir. Gerçek bir aşk ancak gerçek bir dostlukla mümkün olabilir. Böyle yaşanabilir. Alkışlar Ayşegül'ü uğurluyoruz. Enteresan. Bekleme salonu. Ne yapalım? Bekleyelim o zaman. Evet
etme Eldacığım. Artık sıra sende. Selda, bak kendine hakim ol. Döndüğümde seni burada göreceğim. Ha. Ay, Seldacığım. Nihayet yalnız kalabildik. Hadi bana dön. Beni o güzel gözlerinden mahrum etme. Bana bak. Bana bak. Bana bak. İnanamıyorum Ferit. Nasıl sesini hükmettin bana? Ne kadar güçlü bir şeysin sen öyle. Öyle. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun bu aralar? Ne olsun, ayrıldım annemin yanından. Artık özgürüm. Ciddi misin? Senin adına çok sevindim. Ben 550 senedir sana söylüyorum o kadın hükmediyor diye sana. Artık bir güle güle otura gelirsin değil mi Selda? Gelirim tabii. Gelirken ne getireyim? Mobilya. Ay ne güzel gülüyorsun Ferit. Anlaşıldı. Bu ikinci test sabır testi. Ne yapalım canım? Hem aşk sabır ister. Ayşegülcüğüm. Ne oldu Melda hala? Sana kötü bir haberim var. Sen burada beklerken sihir düzenleme ve denetleme kurulu gerçek aşk testini yürürlükten kaldırdı. Nasıl yani? Şimdi ben Selim'i eski haline döndüremeyecek miyim? Maalesef. Selim'i unutmak zorundasın. Çünkü Selim hayatına bir kurbağa olarak devam edecek. Birazdan bir yetkili gelip bizi eve götürecek. Ya. Merhaba. Ben sizi eve götürecek olan yetkili. Başınıza gelenlere çok üzüldüm Ayşegül'üm. Ancak hayat devam ediyor. Gençsiniz, güzelsiniz. Önünüze daha ne fırsatlar çıkacaktır. İnşallah biri de ben olurum. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik. Telefonunuzu alabilir miyim? Sizi aramak isterim. Pasta yer misiniz? Çikolatalı. En sevdiğim. Bakın, kalplerimiz bir. Buyurun. Buyurun. Bir dakika. Ben anladım senin ne yapmak istediğini. Sen bana Selim'i unutturmaya çalışıyorsun. Selim mi? O da kim? Bırak numarayı. Boşuna uğraşma. Kurbağa da olsa ben Selim'i seviyorum. Ve sonuna kadar da Selim'i eski haline döndürmek için savaşacağım. Aferin Ayşegül. İkinci testi de başarıyla geçtin. Çünkü gerçek aşk hiçbir zaman unutulmaz. Ve yerini hiç kimse ve hiçbir şey tutamaz. Hadi şimdi son test için şuradan içeriye gir. Ayşegül, dikkatli ol. Pastayı da ben alayım. Hiçbir şey görünmüyor. Niye bu kadar karanlık burası? Ayşegül. Selim. Ayşegül, bu testi geçebilmek için yanıma gelmen lazım. İyi de hiçbir şey göremiyorum ki. Hemen yanında bir ışık butonu var. Ona bas. Tamam. Selim. Hadi gel Ayşegül. Hadi Ayşegül, yapabilirsin. Selim. Bu güvenli yol senin daha yakınında bir yere çıkıyor mu? Hayır. O yol seni evine götürür. O zaman geriye bir tek çare kalıyor. Ayşegül geri dön. Hayatını benim için tehlikeye attığına değmez. Sana değer. Ayşegül. Selim. Ayşegül. Selim. Selim. Selim, Selim neredesin? Dedim ya, bulutların üzerinde uçuyorum. İnanmıyorum sen Selim'sin ve buradasın. Ne? Boş ver.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.